Selamlar herkese. Yeni bir bölümle daha karşınızdayız. Bu bölümde Arbitrum nasıl çalışıyor ona bakacağız. Ve bunu en basit şekilde inceleyeceğiz aslında. Ya yani bugüne kadar en basit şekilde anlatmaya çalıştım sizlere ve o şekilde de devam edeceğim. Bu noktada sorularınız olursa mutlaka yorumlara yazın. Ve topluluk içinde de sorularınızı mutlaka iletin. Gittikçe konular biraz daha belki teknik detaylara inecek ama bence anladıkça konuları bu taraflarda daha zevkli oluyor diyelim. Peki Arbitrum nasıl çalışıyor? neden böyle bir sistem ortaya çıktı? Bunlardan biraz bahsedelim. Arbitrum Ethereum ağının işlem hızını arttırmak ve maliyetleri düşürmek için geliştirilmiş bir layer 2 ölçekleme çözümü aslında. Katman 2 çözümü. Videonun özeti gibi bir yapıyorum. Çok kısa bir geçiyorum ki hatırlatma olsun. İlk kez izleyenler için de küçük bir hatırlatma olsun. Yani hedefi de Arbitrum'un Ethereum'un güvenliğini koruyarak ölçeklenebilirlik sorunlarını çözmek ve off-chain labs tarafından geliştiriliyor. Kullanıcılar için de daha hızlı ekonomik işlemler yapmayı sağlıyor. Ve burada aslında Arbitrum'un çalışma prensibindeki en önemli teknoloji optimistik rollup teknolojisi. Bu bulunuyor Arbitrum'un temelinde. Çalışma prensibi de şu şekilde işlemleri ikinci katmanda topluyor ve ana zincire özet olarak gönderiyor. Yani işlemleri topluyor bir yerde ve Ethereum ana zincir dediğimiz Ethereum Layer 1 katman 1 bunları topluyor ve buraya gönderiyor. Ve bunu yaparken de tüm işlemlerin doğru olduğunu varsayıyor. Ve bu şekilde de hem Ethereum üstünde çalıştığı için bu sistem katman 2 olsa da Ethereum'un güvenlik modeliyle korunuyor ve ölçeklenebilirlik sağlıyor diyebiliriz. Şimdi Arbitrum'da belli temel birleşenler var. Bunlardan birincisi toplayıcılar. Yani işlemleri topluyorlar ve zincir dışında işliyorlar. Ve zincir dışında işlemesinin nedeni de şu. Yani zincir çok yoğun olduğunda ağ yavaşlıyor ve işlemler çok daha yavaş oluyor. Onun için zincir dışında işliyor ve daha anlaşılır bir hale getiriyor. Daha hızlı verimli şekilde işlenmesini sağlıyor aslında. Ve işlemleri daha sonra doğrulayıcılar tarafından doğrulanıyor ve hata raporlanıyor. Bu da aslında bu ağın güvenlik kısmını ve doğruluk kısmını da sağlayan kısım bu kısım. Diğer bir temel bileşeni nasıl EVM vardı, burada da EVM var. EVM Ethereum'dakiydi, Arbitrum'da da EVM var. Bu akıllı sözleşmeleri çalıştıran arka plandaki bir uygulama gibi düşünebilirsiniz. Bu Arbitrum üzerindeki herhangi bir oyun olur, herhangi bir defi platformu olur, bunların çalışmasını sağlıyor. Şimdi nasıl çalışıyor peki Arbitrum? Bir mekanizmaya bakalım. İlk önce bir kullanıcı işlemini gönderiyor. Bu Layer 2'ye ya, yani Arbitrum'a, Katman 2'ye geliyor. İşlem Arbitrum üstünde yürütülmeye başlanıyor. A geldi işlem yürütüyor. işleme koyuyor yani bunu. Yani bir sekreter gibi düşünebilirsiniz. Daha sonra buradaki işlem sonucunda Ethereum'a gönderiliyor. Ama toplu bir şekilde. Ethereum'da yaşadığımız yavaşlık fazla maliyet sorunları çözülsün diye. Burada da yanlış sonuçlar varsa buradan itirazlar geliyor ve bunu yanlış işlemler düzeltiliyor. Şimdi bu az önce bahsettiğimiz Arbitrum sanal makinesi AVM'e de bakalım. Böyle AVM aslında Ethereum'daki bir Virtual Machine ile aynı uyumlu bir şekilde çalışan bir sanal makine. Burada işte 3 ana nokta var. İlk fonksiyon akıllı sözleşmeleri Arbitrum üstünde çalıştırıyor. Diğer bir tarafı uyumluluk. Mevcut tüm Ethereum araçlarıyla uyumlu çalışıyor. Yani en önemli bir kusum bu. Çünkü aslında Arbitrum dediğimiz şey bunu unutmamamız lazım. Ethereum üzerine kurulmuş bir sistem. Onun için de tamamen uyumlu olması, sorunsuz entegre olması lazım. Burada da tabii Arbitrum'un Virtual Machine'in sağladığı avantaj da daha hızlı yürütme, daha düşük işlem maliyeti Şimdi işlemlerin doğrulanması ve güvenlik kısmına baktığımızda güvenlik mekanizması şöyle az önce de söylediğimiz gibi her gelen işlem sanki doğruymuş gibi davranılıyor. Bir iyimser varsayımla ilerleniyor. Daha sonra yanlış işlemler tespit ediliyor itiraz mekanizması tarafından. Burada sistem devreye giriyor ve daha sonra da bu yanlış işlemler cezalandırılıyor ki kötü niyetle buradaki doğrulayıcılar bir daha bu tarz şeylere girişmesin. Şimdi hani bir genel olarak Arbitrum'un Ethereum'la ilişkisinden de yine bahsetmiş olalım hani bu çalışma mekanizmasında. Arbitrum Ethereum'la entegre bir şekilde çalışıyor dedik. Veri senkronizasyonu sürekli var. Çünkü katman 2 katman 1 arasında sürekli bir alışveriş olduğu için burada sürekli bir veri entegrasyonu var. Güvenlik tarafında da Arbitrum tamamen Ethereum'un merkeziyetsizlik modelinden yararlanıyor ve hani varlık transferinde zaten kullanıcılar Arbitrum ve Ethereum üstünde rahatça yapabiliyor. Peki yani Arbitrum performans ve ölçeklenebilirlik açısından Ethereum'dan farklı bize nasıl alıyor? İşlem hızı. Bir saniyede yüzlerce işlem gerçekleştirilebiliyor. Gaz ücretleri Ethereum'a göre %90 daha düşük. Örneğin Ethereum'da 10 dolar alan hatta %99 düşük. bir cent falan. Ve tıkanıklıklar da bu sayede gideriliyor aslında diyebiliriz. Tüm bunları toplarlarsak da Arbitrum hani hız ve ekonomik bakım, uyumluluk bakımından ve güvenlik bakımından gerçekten Ethereum şu an sorunlarını çözüyor. E tabi şu an bunların hepsini çözüyor olsa da Arbitrum'un sorun yaşadığı noktalar var. Tabi bunları zamanla şu an için hani birçoğun çözüyor ama zamanla karşılaştığı şeyler de olabiliyor. Çünkü hani bu sektör yeni bir sektör dediğimiz gibi her şey test ediliyor biraz hep beraber, hep birlikte. Onun için hiçbir şey net değil. Burada itiraz süreçlerinde bir karmaşıklık olabiliyor. Çok yanlış işlem geldiğinde bunların çözümü zaman alabiliyor. Terince merkeziyetsiz olmadığı söylenebiliyor arbitrum'a. Çünkü doğrulayıcı sayısında belli kısıtlamalar var ama bunlar da gün geçtikçe iyileşiyor diyebiliriz. Ve Ağ yolunluğuna bağlı. Bazen sorunlar yaşanabiliyor ama ben özellikle son gelişmelerle birlikte bu tarz sorunların yaşandığını görmedim. Ama hani biliyorsunuz daha önce Solana'dan hep bunu biliyoruz. Solana çöküyor, sürekli çöküyor. Yani ağlarda bu tarz sorunlar oluyor ama bunun sürekli olmaması önemli olan. Yani çünkü hepsi sürekli gelişim içinde diyebiliriz. Yani genel olarak baktığımızda hani bir sonuç olarak baktığımızda Arbitrum'un hani burada bir çalışma prensibini gördük. Optimistik roll teknolojisini gördük. Ve işte buradaki Arbitrum'un kendi virtual mesini olan AVM tarafını gördük. Ve buna bağlı hem avantajları hem sınırlaması hem geleceği hakkında da bir konuşmuş olduk. Nasıl çalıştığını da biraz daha anladıktan sonra artık biraz daha teknik kısımlara geçmeye de başlıyoruz. Ve gelecek videoda Arbitrum'un biraz daha temel özellikleri neler? Buradaki biraz daha teknik özellikleri neler? Bunlara bakacağız gelecek videoda görüşmek üzere